Herkese merhaba. Bu videoda size 50 milyon dolarlık bir tahsilattan bahsedeceğim. Bugünkü parayla 1 milyar TL. Kimler var işin içinde? Reisimiz Tayyip Erdoğan. Tayyip abisiz olmaz. Ben varım. Hasan Yeşildağ. Mustafa Erdoğan. Enişte Ziya. Olmazsa olmaz Mücahit Aslan. Ortaköy Kuruçeşme Boğaz'da Kuruçeşme Arena arazisi. Yıllarca konserler yapıldı arazi. 15 bin metrekare denizi sıfır. Boğaz'ın en değerli arazisi. İmarlı Boğaz'ın nadir arazilerinden birisidir. 200 metre denize cepheli bir arazi. Bu arazi kimin? Tahsin Kaya'nın. Tahsin Kaya'nın oğlu Fatih Kaya, benim eski arkadaşımdır. Ulus'a gelir gider, sürekli sohbet ederiz falan filan. Kültürlü, keyifli bir çocuktur yani. Bir keresinde geldiğinde çok dertli böyle işte, biraz da ağlayarak, abi dedi, çok zor durumdayız dedi. Yani dedi, Tayyip Erdoğan dedi, bizim dedi, ihalelerimiz elimizden aldı dedi. Çok dedi, perişan durumdayız dedi, hacizler geldi dedi, ne yapacağımızı bilemiyoruz dedi. Bizim dedi Boğaz'daki arsamız var ya dedi. Evet dedim. Ona dedi işte el koydular dedi. Tayyip Bey dedi ilgilenmiyor dedi. Ne yapacağımızı bilemiyoruz dedi. Ya ne olur dedi bu konuda bize yardımcı ol dedi. Şimdi diyeceksiniz ki ne oluyor öyle herkes size geliyor falan filan. Biz Tayyip Erdoğan'a en yakın aileyiz. Yani sürekli sorunu olan Ulus Parkı'na geliyor. Ya Mustafa Erdoğan her gün orada. Her gün beraber oturuyoruz. Emine Hanım geliyor, Bilal geliyor, Burak geliyor. Sümeyye geliyor. Hepsi geliyor. İnsanlar görüyorlar yani. Bu insanlar yani her yere gitmiyorlar ki. Sürekli. Mustafa Erdoğan her gün geliyor. Her gün orada beraber oturuyoruz. Dedim ki yani nedir konuyu anlat bakayım dedim bana. Abi dedi bizim dedi Haliç Kongre Merkezi'ni biz yapıyorduk dedi. O ihaleyi elimizden aldılar dedi. Tayyip Bey aldı dedi. İşte diğer ihalelerimizi elimizden aldı dedi. Silivri Cezaevi'nin bir kısmını yapıyoruz dedi. Onu aldı dedi. İşler dedi gidince de ödemelerimiz vardı. Çok zor durumdayız. Her yerden de haciz geliyor dedi. Vallahi dedi her şeyimiz, yani arabamız, manavımız hiçbir şeyimiz yok dedi. Tahsin Kaya Hyundai'ye biniyor. Yani o kadar zor durumdalar. Peki ne yapmak lazım dedim ben de. Abi dedi bize yardımcı olun. Siz dedi devreye girin dedi. Tayyip Bey'i ikna edin dedi. Bize dedi bu arazide dedi, çok büyük kazık attılar dedi. Tamam mı? Alacağımız var dedi. Alamıyoruz dedi. Ben de tamam mı? Ben dedim Hasan abiyle konuşayım dedim. Bakayım dedim ne diyor bu. Arkada ofisteydi gittim. Ha Recep Kaya'yı çağırdı bu. Recep amcam gelsin dedi. O anlatsın dedi. Recep Kaya işte bütün işleri holdingi yöneten adam. Gerçi benden bayağı büyük. Ondan sonra. Kayalar aslan Rizeli, Adapazarlı bir aile. Yıllar önce İstanbul'a gelmişler işte. 80 yıllardan beri bir sürü iş yapmış. Büyük müteahhit. Tandan birisi. Fenerbahçe Kulübü eski başkanı. Recep Kaya geldi. Başladı. Ali'cim dedi. Bize dedi bu dedi işte Tayyip Erdoğan dedi çok büyük kötülük yaptı dedi. İhalelerimizi eline aldı dedi. Arsamıza çöktükler dedi. Sesini çıkarmıyor dedi. Bizle görüşmüyor dedi. Yüzümüze bakmıyorlar dedi. Perişan durumda izledi kardeşim falan bilmem ne falan filan. Ne olur dedi bize yardım edin dedi. Benim valla Halim abi. Ben dedim Hasan Bey'le görüşeyim. Eğer dedim yapılacak bir şey varsa dedim. Yapayım dedi. Tamam. Dedi ki Recep Kaya. Ali'cim dedi bu işte bize yardımcı olun. Bizim dedi bunlardan dedi 50 milyon dolar alacağımız var dedi. Vallahi dedi. Ne isterseniz sizin olsun dedi. Yani. Ne kadar isterseniz de bunu veririz. Çok zor durumdayız. Ödemelerimizi yapamıyoruz dedi. Olur dedim. Bekleyin bakayım dedi. Arkada Hasan abinin yanına geçtim. Ofiste oturuyordu. Dedim ki böyle bir durum var dedi falan filan. Hasan abi yani siktir et dedi. Bunlar dedi sahtekar dedi. Her kapı yapmışlar. Dedi bunlar dedi reis kovmuş dedi. Ya. Reisi kovduğu adamla da hiçbir şey için yapamaz hemşehrim dedi. O işte dedi reisten başkası yapamaz dedi. Ya tamam dedi. Bak bunlar bizim hemşehrimiz. Bir de dedim yani ben biz dedim bunlara dedim yani
Hayır işi yapmayacağız. Adam diyor ki bu işi halledin, tamam mı? Ne isterseniz veririm. Yani 20 milyon dolar falan teklif ediyor. 20 milyon dolar duyunca Tayyip Hasan Yeşil daha öyle mi dedi? Hemen al gel dedi. İşte hep beraber arkaya ofise geçtik. Ne haber, ne var, ne yok, hoş beş falan filan işte. Anlattı hikayeyi. Dedi ki ya Hasan Bey dedi, bizim dedi arsamızı dedi, el koydular dedi, çöktüler dedi. Bizim dedi paramızı vermiyorlar dedi, 50 milyon dolar dedi. Ben dedi bunu dedi yani halletsen dedi, Tayyip Bey'le görüşsen dedi. Bizim dedi işte 50 milyon dolar alacağımız var dedi. Buna dedi siz dedi bir alın dedi. Yani ben dedi işte bunun üstünden dedi 20 milyon dolarını falan dedi size dedi. Takdim edelim dedi. Ne olur dedi ödemelerini yapamıyoruz dedi. 50 milyon dolar. Paranın tamamı da 50 milyon dolar yani. Dolar olarak konuşuyoruz. Kimdir bunlar işte? Dedi ki Soysal Holding var dedi. İşte Mehmet Soysal dedi. Bunlar dedi biz dedi arsayı işte verdik dedi. Üzerine dedi, yattılar dedi. Ondan sonra bize dedi çok perişan ettiler dedi. Vallahi dedi çok zor durumdayız dedi. Böyle ağlıyor resmen. Recep Kaya. Salam tamam dedi ya. Şey yaparız dedi. Neyse. Kayalar gitti. Hasan abi dedi ki abi bu iş kolay dedi. Ben çözerim dedi. Reisten dedi bu işi bitiririm dedi. Şöyle yapacağız dedi. 10 milyon dolar dedi reise vereceğiz dedi. 5 milyon dolar dedi. Biz de ikimiz de 5-5 yaparız dedi. İyi dedim iyi para dedi. 5 milyon dolar iyi para. Ama onu söylerken bile tamam mı? Ha dedim bana 5 milyon dolar işte verecek, 15'i cebe atacak. Alsın dedi 5 milyon dolar iyi para. Taşadık kolum yorulmayacak. Uğraştı bu. Araştırdı. İşte Soysal'ların eski Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'le aralarının iyi olduğunu öğrendi. Gitti Mehmet Şimşek'le görüştü. Mehmet Şimşek işte Hasan abimi dinlemiş. Dinlemiş ondan sonra bir şey. Yok kardeşim benim onlarla bir alakalı yok demiş. Yani. Bana ne demiş yani sizin arsanızdan, tursanızdan, paranızdan, pulunuzdan demiş. Muhatap olmamış yani. Tamam mı? Adam devlet adamı ya. O ona çökmüş. Ne iş var? Devlet, ülkenin hazinesini yönetiyor. Bu geldi. Bu sonra işte başka işte görüşmeye çalışıyor. İşte anlatıyor. Onunla görüşüyor. Bununla görüşüyor. Mustafa Erdoğan'a söyledi. Mustafa Erdoğan dedi ki ya siktir et dedi ya onlar dedi ya. Yani, sahtekar dedi ya. Boşver dedi ya. Dayım abi, abim dedi onları kovdu dedi ya. Bize ne dedi falan böyle. Yapamadım. Recep Kaya tabii Hasan Yeşil'den umut kesince dedi ki ya Ali'cim dedi ne olur dedi ya sen bizi bırakma dedi ya şu işimi sen hallet dedi ya falan filan. Tamam nasıl halledeceğiz dedim abi. Gidelim dedi Tayyip Erdoğan'a dedi ya. Biz dedi yani görüşemiyoruz gidemiyoruz dedi. Tayyip abi gidelim dedi Tayyip Erdoğan'la konuş dedi. Bu işi hallet dedi. 10 milyon dolar sana vereceğim dedi. İyi para. Yani bu 5 milyon, 10 milyon, 50 milyon falan rakamlar size büyük geliyor ya. Yukarıda rakamlar böyle yani. Vallahi milyon dolardan aşağı konuşan yok. Olur dedim ya. Tamam. Biz başladık. Tayyip abi kovalıyoruz işi. Cuma'ya gidiyoruz. Hop Cuma'da yanındayız. Açılış yapıyor. Açılışa gidiyoruz. Havaalanından uçuşu var. İşte gidiyoruz havaalanına. Tabii ben bunları anlatıyorum ama şöyle zannetmeyin ha. Yani hani mitingde görüyorsunuz ya. Tayyip Erdoğan'ın bir kilometre yanına yaklaşamazsınız. Yani Cuma'ya gittiği camilere yani kapıları kapatıyorlar, almıyorlar yani. Öyle bir durum. Ondan sonra mesela açılış var bir yerde falan filan. Bir gidiyorsunuz, bütün iş adamları orada bekliyor. Böyle hazır oldu, böyle bekliyor. Tayyip Erdoğan gelmeden önce, tamam mı? İki saat önce hepsi orada. Yani isim vermeyeyim, Türkiye'nin en büyük iş adamları orada. İşte bekliyoruz falan filan. Her gördüğümüzde gidiyoruz işte. Abi işte böyle böyle işte bunları falan filan. Tamam biliyorum diyor, bakacağım diyor falan filan. Hadi bir daha işte açılış var, cuma var veya bir havaalanında işte şurada nerede falan filan. Bu programları öğrenmek de zordur. Bu programları öğrenemezsiniz yani. Tayyip Erdoğan hangi açılışa gidecek, nereye gidecek veya öğrendiniz. Tayyip Erdoğan'ın geçeceği işte yerlerde falan filan Tayyip Erdoğan'ı bekletmezler yani korumalar kovalarlar. Ancak işte iş adamları vardır tanıdıkları. Bize zaten her kapı açılıyor. Yeşilden dedik mi buyurun diyorlar falan filan. Hatta bir keresinde Üsküdar tarafında bir tane küçük böyle içinde cami, sosyal işte donatlar falan da vardı camiye ait. İşte her yeri kesmişler falan filan. Biraz da geç kaldık. Polisler çevirdi falan filan. Hop Ali Yeşil'e girdik içeri.
Bütün iş adamları böyle bakıyorlar. Tayyip abinin içerisinde gözüne böyle sevimli bakıyorlar. Yani öyle bir durum yani. Çünkü herkes gidip orada derdini anlatıyor. Yani böyle başbakanlığa gidip falan filan konuşamıyorsun böyle şeyleri. Bu sefer kahve içiyorum. Hiç unutmuyorum. Fatih Camii'nde bir işte cenaze var. Oraya katılacak. Sen içeriden bilgi alıyoruz. Konuttan, maluttan. İşte gittik. Ondan sonra cami çok kalabalık. Biz de arabanın başına gittik. Arabanın yanında bekliyoruz. Yani başbakanın, o zaman başbakan, başbakanın arabasının yanında bekliyorsun. Adam için. Şoförü arkadaşım, işte bir sürü korumalardan falan var. İşte Mücahit de orada. Mücahit dedi, hayırdır abi dedi. Ya dedim, şimdi bu kayaların meselesi var ya falan işte, onunla ilgili falan konuşacağız falan. Dedi. Abi dedi, ya bugün konuşmayın dedi ya, bir sıkıntı var dedi. Söylemeyeyim dedi, bugün konuşmayın dedi. Tamam Mücahit, sen nasıl uygun veriyorsan, sana veriyorsan doğrudur. Evet, biz üçümüz arabaya bindik, dönüyoruz. Vay efendim, Mücahit de Kürt, bir şey bizim arsamız alanlarda Kürt, bunlar böyle, bunlar. Ya bir dakika dedim ya, sakin ol bakayım ya. Mücahit dedim öyle bir adam değil ya. Bir şey vardır dedim yani, bir mesele vardır. Sen ne dedim böyle hey heyleniyorsun Recep Bey'e falan ya. Sonra 2-3 gün sonra bir öğrendik ki, Tayyip abinin annesi rahmet etti. Ne olmuş? Allah rahmet etsin. E bak dedim, ne oldu dedim, böyle atıyordun tutuyordun falan filan. Bunlar benim içimden ayrılmıyorlar. Her gün benden önce Ulus'a gidiyorlar, bekliyorlar. Tamam mı? Recep Kaya, Fatih Kaya. Gündüz işte Etiler'de, Bebek'te, kafelerdeyiz. Akşamda yemek yiyoruz. Yani hafta içi de beni boş bırakmıyorlar, benden ayrılmıyorlar. Akşamlar işte, yani hani böyle sizin adınızı bile duymadınız, çok lüks restoranlara gidiyoruz. Yani bir iki tanesini söyleyeyim isterseniz. İşte Cipriani'ye gidiyoruz, Cine'ye gidiyoruz, Bepurman'a gidiyoruz. Recep Kaya parası, paraları da ben ödüyorum ha. Her gün yani, bugünün parasıyla belki işte o gün dolar kuruna bakarsak işte 1000 dolar, 700 dolar, 800 dolar öyle paraları gidiyor yani. Recep Kaya şarapsız yemek içmiyor. Paraları yok. Ya vallahi paraları yok ya. Kayalarına gitmiş. Her akşam işte buralarda işte veya kuru çeşmeye aşağı iniyoruz, balıkçılara gidiyoruz falan filan. Et diyeceksek Nusret'e işte Günaydın Stik'teyiz falan. Beraberiz. 10 milyon dolar iyi para. Gitsin ne olacak, her akşam 1000 dolar gitsin olur yani. Bundan sonra Tayyip abinin peşinde dolaşıyoruz. Tayyip abi her seferinde şöyle diyor. Tamam diyor, araştırıyorum diyor. Ben size cevap vereceğim diyor. Artık yavaş yavaş Tayyip abi de böyle sıcak bakmaya bakar gibi oldu, böyle ucuz dili konuşmasıyla falan filan. Şöyle bir şey oldu, Recep Bey dedi ki, abi ya Ali'cim dedi ya, senin dedi 10 milyon doları 5 yapsak olur mu? Vallahi çok borçlarımız var dedi ya, bak görüyorsun dedi falan filan. Yani Tahsin Bey bile diyor Hyundai Sonata'ya biniyor dedi ya, benim arabam yok, Fatih'in arabası yok dedi ya, öyle durumda eski falan. E olur dedim, 5 olsun ne olacak yani. Sonra işte yiyoruz, içiyoruz, geçiyoruz. Yani şirket kurmamışız, satın almamız yok, bir şeyimiz yok falan. 5 milyon dolar olsun, tamam. Sonra Fatih dedi ki, baş başa kaldık. Abi dedi ya, senin o 5 milyon dolardan dedi, 1 milyon dolarını bana verir misin dedi. Vallahi bunlar işte bana para vermez dedi. Çok zor durumdayım dedi ya falan filan. Tamam lan dedim, 1 milyon dolar senin olsun dedi. Dert de iyi para. İyi para yani. Sonra Recep Kaya telefon etti. Ali'cim dedi, yarın dedi, bir dedi şeyde görüşelim dedi. Bebek'te, sizin kafede görüşelim dedi. Olur, gittik. Recep Kaya geldi. Ali'cim dedi, sana iyi haberlerim var dedi. Tamam dedi, bu iş oluyor dedi. Tamam mı? Toplantı yapacağız dedi. Tayyip abi emir vermiş dedi. Senin dedi, Allah senden razı olsun dedi. Sen dedi olmasan, bak vallahi billahi bu kelimeyle konuştum. Sen dedi olmasan biz parayı alamazdık dedi. Senin dedi parayı hemen dedi, ilk para geldi ödeyeceğim dedi. Bu arada şöyle bir şey oldu. Top Hasan abimdeyken. Hasan abim dedi ki, ben dedi görüştüm dedi Tayyip Bey'le. Sen dedi bir toplantı ayarla dedi şeyle dedi. Soysallarla dedi, arsaların sahipleriyle dedi. Bir toplantı ayarla, kayaları da topla dedi. Bir dedi güzelce bir dinle bakalım dedi. Tayyip Bey gönder dedi, ne söyle.
Dedim ya bak, ayıp olmasın ya Tayyip Bey yönü. Ya öyle dedi ya, ben konuştum dedi ya. Yalan olduğunu biliyorum, adım gibi biliyorum ama. Yalan. Var, onun öyle kolpaları vardır yani. Kayalıoğlu'da toplantı yaptık. Recep Kaya'nın çocukları, Tahsin Kaya'nın çocukları, Emmioğlu, Dıdıoğlu, kalabalık var bunlar. Soysallardan da sadece en büyük abi geldi, tamam mı? Tek başına adam geldi, arabası da kendi kullanıyor. Evet dedi, ne var dedi. Ondan sonra ben dedim ki böyle böyle işte, Tayyip Bey'i gönderdim konuyla ilgili. Ben dedi anlatayım sana dedi, Ali'cim dedi. Ben dedi bu arsayı bunlardan dedi kardeşim, 20 milyon dolar aldım dedi. Üstünden geçmiş 4 sene, 5 sene dedi. Bunlar şimdi diyorlar ki, bizim arazimiz 150 milyon dolar, sen bize az verdin, 50 milyon dolar ver dedi. Ya böyle bir saçmalık olur mu dedi ya. Ben dedi kardeşim o arsayı dedi, o zaman dedi almasan dedi, 20 milyon dolar mı dedi, Türk Hava Yolları hissesi, bak aynen böyle dedi. Türk Hava Yolları hissesi alsam dedi, benim dedi param dedi şimdi 200-250 milyon dolar dedi ya. Bir de dedi benim arkamdan dedi böyle şeyler söyleyip beni itibarsızlaştırıyor dedi. Benim dedi borcum yok kardeşim dedi. Ben dedi gidiyorum dedi. Hadi size kolay gelsin. Adam delikanlı gibi geldi bunları söyledi gitti. Ne oldu dedim, ne olacak dedim böyle. Daha top Hasan abdeki. Ondan sonra işte Recep Kaya bana döndü. Tayyip abi gittik, ikna ettik falan filan filan. Sonra şöyle oldu. Tayyip abi emir vermiş. Mustafa Erdoğan, enişte Ziya, Mücahit Aslan. Bu arada Mücahit Aslan'ın gerçek ismi Mücahit Aslan değil. Ankara Milletvekili Ali İhsan Aslan. Ama Mücahit ismini almış. Onun da başka bir hikayesi var işte. Mücahit. Yoldaş. Dini bir anlam var onun. Tayyip Erdoğan Mücahit olacak yani. Davaya. Davayı biliyorsunuz. Götür davası. Ondan sonra tabii götür davası. Dava mavalı yok ya. Ne davası? Dava çalma davası. Milleti soyma davası yani. Ondan sonra çağırmışlar şeyi. Mehmet Soysal'ı. Demişler kardeşim sen işte bu adamlara doğru, bu adamlar haklı 50 milyon dolar vereceksin. Adam da kuzu gibi kafayı uzatmış 50 milyon dolar bunu kesmişler. 50 milyon dolar. Recep Kaya geldi havalara uçuyor. Tamam dedi kardeşim dedi aldık dedi parayı dedi. Hemen dedi en kısa Allah senden razı olsun da ben sen olmasan dedi işte biz alamazdık da havalara uçuyor. Hemen ilk iş para gelir gelmez Tahsin Kaya'ya bir tane Mercedes aldılar. Tamam onlar alışmış Mercedes'ten aşağı iniyor. Hyundai Sonat'ı nedir ya? Değil mi? Sonra 10 milyon dolar Tayyip abi almış. Bana gelecek olan 5 milyon doları da Mustafa Erdoğan almış. O ne yaptı ya demiş. Bak şimdi. Durağa bak. Ben adamları 5 ay taşıyorum. Mustafa Erdoğan'a söylüyorlar. Ya siktir et diyor pezevenkleri, abim zaten kovdu diyor, yalancı onlar falan filan, her kapıya gitmişler diyor falan filan. Mustafa Erdoğan elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan benim 5 milyon lira almış. Ulan yavşak Mustafa Erdoğan. Yıllardır seninle beraber oturduk orada. Çocuklarım gelir, eşim gelir, bebekliğinden beri tanıyorsun çocuklarımı. Onlarla oyun oynadın, bilmem ne yaptın. Fatih'te saat tamircisiydin. Gemilerin makine dairesinde tamam mı? Anan dikiliyordu, çalışıyordum. Makine dairesinde çalışıyordum. Evet. Utanmıyor musun lan? Terbiyesiz. Benim 5 milyon dolarım alıyorsun. Veya şöyle mi zannediyorsun? Sen benim 5 milyon dolarımı yiyebileceğimi mi zannediyorsun? Ha? Orada Ulus'ta oturuyoruz. Hasan Yeşil'den, Mustafa Erdoğan veya başkası falan. İşte kafede oturuyorsun. İki tane işte genç geliyor, işte yabancı geliyor, işte Ulus bebek etiler civarı olmadığı için işte kıyafetlerinden oradan buradan işte veya bulundukları semtten dolayı biraz daha sert tavırlılar falan. Geliyorlar, bunlar böyle yapıyorlar. He. Ali, bunları tanıyor musun? Bakıyorum, müşteri diyorum ya, tanıyacak bir şey yok. Çünkü ulus herkese açık, halka açık bir yer yani, herkes de geliyor. Yani, devlet adamları da geliyor. Yani, Barzani de geldi, işte Suudi prenslerinden de geldi, ne bileyim. Herhangi bir varoştan birisi de geliyor, işte çay içer, kahve içer, gider yemeğe iner falan filan öyle bir yer. Yok, müşteri diyorum falan filan. Hadi arkaya geçelim biz diyorlar, Hasan Masan falan filan. Ulan hasmım gelse geçmem arkaya ben. Korktu kaçtı diye. Böyle bir adamsın sen yani. 5 milyon dolarımı almış, tamam mı?
Yavşak Mustafa. Bunu size ileride anlatacağım. Bak. Bundan sonra insanlara kızdığınız zaman yavşak demeyeceksiniz. Mustafa Erdoğan diyeceksiniz, daha etkili olacak. Nasıl bir yavşak olduğunu, tamam mı? Çok özür diliyorum bu terimleri kullandığım için. Benim tarzım değil. Beni bilenler bilir. Ben efendi beyefendi bir adamım, işimde gücümde. Akşam oldum koşa koşa evine giden çocuklarıyla işte ailesiyle vakit içime çalışan bir adamım yani. Tamam mı? Ama bu Mustafa Erdoğan dünyanın en yavşak adamı. Bundan sonra kimseye yavşak demeyin. Mahkemelikte olmayın, tamam mı? Kalkanın cezası yokmuş galiba. Mustafa Erdoğan deyin, daha etkili. Daha katmerlisi böyle, tamam mı? Double gibi bir şey yani. Benim 5 milyon dolarımı almış. Recep Kaya'yla işte biz buluştuk. Onun ismi Son Yemek diyorum. Gittik, Günaydın siteye gittik. Ya Ali'cim dedi, böyle böyle oldu diyor. Vallahi dedim Recep abi, beni bağlamaz. Ne sen, ne dedim Tahsin Kaya, ne Mustafa Erdoğan. Beni paramı yemezsiniz bak. Her şeyi ben yaptım dedim. Doğru söylüyorsun da falan da falan da. Beni ilgilenmez. Ben dedim para mı dedim. Alırım dedim. Vallahi böyle oldu, billahi böyle oldu falan filan. Bilmiyorum ne. Tahsin Kaya. Ulan Fenerbahçe kulübü gibi değerli bir kulübe başkanlık yaptı. Şerefsiz, aşağılık adam. Hyundai'yi sona ateye biniyordun. O parayı ben aldım, ben. Sen de biliyorsun. Tamam mı? 5 ay Tayyip Ahmet'in peşinde ulaştık. Siz randevu alamıyorsunuz, siz siktir etmiş, ihalelerinizi almış elinizden, küfür ediyordunuz arkanızdan, şöyle diyorsunuz, böyle diyorsunuz falan filan, bir sürü şeyler söylüyorsunuz ha. Ne oldu? Şimdi tekrar ihale almak için, tamam mı? Tayyip abi 10 milyon var, 5 de Mustafa'ya verelim, arayı düzeltelim. Nasıl olacak? Bak o parayı sizden alacağım. Mustafa abi, senden alacağım. Mustafa Erdoğan, yavşak Mustafa. Abi geri oluyor. Eskiden de o, tamam mı? Nasıl alacağım biliyor musun? Bir sıkıntı yok. Alacağım. Günü geldiğinde alacağım. Bu devlet şemsiyesi kapanacak. Şemsiyenin başka kullanma şekilleri var, bunu göreceksiniz. Tamam mı? Hani Mehmet Soysal diyor ya, ben diyor paramı Türk Hava Yolları'na koysaydım, şimdi 200-250 milyon dolar, aynı o formülle alacağım yani. Onu öğrendiğim iyi oldu. Ben şimdi o 5 milyon dolarımı koydum. Sasamo olur, başka ise en çok istediğin hangisi? Benim param orada. O şekilde alacağım senden. Ha? Fatih'te saat tamir ediyordun, küçücük kulübede saat tamir ediyordun ya. Anlatıyordun gemilerde çalışırken, biz işte okyanusa geçerken Ali'cim işte iple sarkılıyorduk, gemileri boyuyorduk falan filan diyordun ha. Dolar milyarderisin be. Hepiniz, ailenin bütün fertleri dolar milyarderisin, ayrı ayrı. Tayyip abinizden birkaç yüz milyar doları var. Şahsi parası. Yani öyle bir sistem kurmuşsunuz ki, dereler denize akıyor artık yani. Öyle bir sistem kurmuşsunuz, deniz olmuşsunuz, okyanus, bütün Türkiye'nin parası size akıyor. Hiç. Burada bir su içmem lazım. Biliyorsunuz ben şeker hastasıyım. Yavşak, utanmadın mı lan? Çocuklarım, eşimle konuşuyorsun. Ha? Ben senin çocuğun geliyor. İsmini vermeyeyim şimdi. Sohbet ediyorum. O da iyi bir çocuk, temiz bir çocuk. Yani, temiz bir çocuk. Seninle alakası yok, annesi yetiştirmişsin. Sen yavşak olur senin. Kesin annesi yetiştirmiştir. Ha? Ne güzel. Oh. Akşam olsun. Hasan Yeşildağ bana bir karı getirsin. Tamam mı? Gideyim işte Robert Kolej'in arkasındaki villaya. Ben önden gideyim. Hasan Yeşildağ arkadan getirsin karıyı. Ha? Yani şöyle mi zannediyorsun? Sedat Peker yani Hasan Yeşildağ pezevenk Hasan dedi. Öylesine kızdı mı söyledi? Yok. Senin pezevenkin Hasan Yeşildağ. Bayağı. Bunları herkes biliyor be. Ha? Niye dövdü seni Burak ofiste? Burak Erdoğan niye dövdü sana? Hasan Yeşildağ Ulus'tan sana bir kız, garson lazım diye garson kızı gönderiyor. Tamam mı? Eşinden boşanmış. Bir tane de çocuğu var. Garip kız. Kızı baştan çıkarıyorsun. Akşamları garsonluk yapan kızı ya ofiste. Ben evine bırakayım. Sen ne iyi bir insansın ya. Sen ne kadar şeysin be. Maşallah ya. Ulan gayvanın yüzüne bakmıyorsun be. Gidiyorsun. Ha? Kızın evine gidiyorsun falan filan. Sonra Burak bunu öğreniyor. Ağzını burnunu kırıyor. Umrunda değil ki. Para gelsin de fark etmez senin için. Tayyip abi de seni dövüyor sürekli. Ona gelen çantaları indiriyorsun. Ulan Tayyip abi ekonomist. Bu konularda iyi ekonomist yani. Yedirir mi sana çantasını? Gerizekalı. Ha? Yavşak pezevenk. Pardon, pezevenk sen değildi. 5 hisse senedinde. Tamam mı? Mustafa'cığım. Alacağım bunu.
günü geldiğinde hiç düşünmüyor musun şöyle ya? Ulan bu çocukluğundan beri bir şeyler yapmış. Öz abisi Zeki'yi atmış. Onu da anlatacağım bir dakika üzerinde. Ha? Atma Hamidi'yi atma diye yalvarmışlar Hasan Yeşildal'la Zeki Yeşildal. Benim beşi nasıl alırsın sen ya? Geri zekalı. Neyse, konumuza dönelim. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Tabii şeyde sosyallar diyor ki kardeşim biz 50 milyon doları nereden vereceğiz? E sen bu arzayı sat. E kime satayım? Tamam diyorlar biz sana buluruz. Kime sat? Kime aldırıyorlar biliyor musun arsayı? Astaş Holding. Kimdir? Vedat Aşçı. Vedat Aşçı, beş parası bir adam. Dolapların çocuğu. AK Parti'yle beraber, Tayyip Erdoğan'la beraber, tamam mı? Tayyip Erdoğan bana yol veriyor. Tayyip Erdoğan da ortaklarındandır. Ben size bu ortaklar var mı? Onları söyleyeceğim size. Ortaklarındandır, tamam mı? İnşaatlar yapıyor, oteller yapıyor falan filan. Bizimkilerle de ortak. Tabii yapı yapıyla ortak. İtiler polis arasındaki işi yapıyoruz. Yapı yapıyla ortak. Balmumcu'da, tam böyle Barbaros Yokuşu'ndan çıkıyorsunuz. Jandarma Genel Komutanı'nın binasına gelmeden hemen arkada jandarmanın bir dikimi vardı. Orayı yediler, tamam mı? Maskeli yeni yeni. Oraya inşaatlar yapıyorlar. Bir tanesi daire milyon dolar var. Astaş orada bizim ortağımız yani. Tamam mı? Bak şimdi kurnazlığa bak. Adamların araziye çöküyorlar. Adam diyor ki kardeşim ben diyor parasını verdim aldım diyor ya. Seneler geçmiş diyor. Öyle şey olur mu diyor ya. Manyak mısın diyor. Adama çöküyorlar. 50 milyon dolar alıyorlar. Arsayı da kendilerine sattırıyorlar. Şimdi arsanın durumunu söyleyeyim mi şu anda size? Mandarin Oriental Bosphorus Otel. Değeri 1 milyar dolar. Kuru Çeşme. Bir daha söyleyeyim. Bakın buna isterseniz. İnternet tarafına. Mandarin Oriental Bosphorus Otel. 1 milyar dolar. Odası var. 50 bin euroya oda var. 50 bin euro kaç para yapıyor işte bugünün parasıyla? 100 bin lira mı ne yapıyor yani değil mi? Yani sen emekli olunca işte sana veriyorlar parayı. Hadi emekli olun güle güle. Bir odası var. İşin başka bir boyutu var. İşte bunun ismini biliyor musunuz? Taslat değil ama taslat değil. Bildiğin çökme. Adamı çağırıyorlar, çöküyorlar, arsasını elinden alıyorlar, parasını alıyorlar. Bildiğin çökme ya. Şimdi bu işi başkası yapsa ne olur biliyor musunuz? 25 yıl. Vallahi 25 bin. İşte gaspa sokacaklar, çete diyecekler, 5 sene oradan yapıştıracaklar, o var diyecekler, bu var diyecekler. 25 yıl. Hadi sen git yat. Bu kadar işte. 50 milyon dolar ya. Herifin arsasına çöktük. Tamam mı? Bak ben kendimi ayırmıyorum ha. Ya sakın şöyle olmasın. Ya ben işte, ben de işin içindeyim ya. Ben de işin içindeyim, ben beşin peşindeyim ya, tamam mı? Tayyip abi işte 10 almış, arsayı da yemişler. 50'de adamı koparmışlar. Tamam mı? Bildiğin gasp. Yani gasp. Çete de var. Sayı yetiyor çünkü, tamam mı? Çete. Tamam mı? Adamın arsasını aldık. Tamam mı? Çete reisi kim? Tayyip Erdoğan. Bak ben size bir söyleyeyim mi? Şu anda nasıl bir durum var biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan dünyanın en büyük çetesini kurdu. Dünyanın en büyük çetesi. Hani var ya işte öyle Al Capone'lar var, Charlie Luciano'lar var, bilmem kimler var. Veya romanlar var işte Vito Corleone, Alison. Hepsi hikaye. Kanun yok, nizam yok, savcı ondan, polis ondan, jandarma ondan, mahkemeler ondan. Bakanlar ondan. Kim diyecek? Ne diyebilirsiniz ya? Ha? Yazamıyorsunuz bile. Evet. Konuyu kapatalım. İleride var daha şeyler var. Siz merak etmeyin. Görüşmek üzere.